Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yeni gelen çiçeklerimi açmak istedim. Çok büyük bir kargo geldi. Şu şekilde. Daha yeni açtım arkadaşlar. Yani daha üstlerinin streç filmlerini bile daha çıkarmadım ama hemen bir video yapmak istedim. Bu şekilde. Bende olmayan renklerden, sardunyalardan aldım. Şu da o kadar güzel ki rengi yapraktan gözükemiyor. Şöyle. Bunlar ne diye belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Şu şekilde. Arkadaşlar bunlar Dendrobium orkidesi. Bambu orkide de deniyor. Ama harika bir tür, harika bir orkide. Geçen sene o kadar çok aradım ki inanın. Çok istemiştim ama bulamadım. Çok pahalı fiyatlara satılıyordu. Yani gerçekten çok yüksek rakamlar. Yine öyle hani çok şey değil rakamları. Ama bulmuşken aldım. Çünkü çok sağlıklı maşallah. Çok güzel. Çok kocamanlar. Yeni çıkan şurada dalları falan da var. Bakar mısınız kaç dallı? Bir de maşallah o kadar güzel geldi arkadaşlar. Hani yapraklar bile gayet canlı. Arkadaşlar bu orkide diğer orkide tek dal çıkarıp onda çiçekler açıyor ya, bu her tarafından, şu dalın üstündeki her tarafında çiçekleri oluyor. Mesela şunlar kurumuş çiçekler arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle her tarafında çiçekleri oluyor. Ve kokulu. Kokusunun da çok güzel olduğunu duymuştum. Ben ilk defa alıyorum. İlk defa bakacağım inşallah. Geçen sene kızım da çok istiyordu. O yüzden böyle sayıyı da biraz fazla abarttım. Çünkü arkadaşlar renkler de belli değil. Karışık renklerde. Bakalım şansıma hangi renkler çıkacak. Birkaçını da satışa koyacağım. Ama inanın mükemmel bir orkide çeşidi bu. Bakımı da diğer orkidelerden farklı arkadaşlar. Daha çok sukulent bakımına benziyor. Ben hani araştırdıklarıma göre o şekilde öğrendim. Şu yeni çıkan dallarından daha çok yeni çiçekler veriyor. Şunlar geçmiş çiçekleri. Arkadaşlar Temmuz ve Ağustos ayı öğlen güneşi harici, güneşi çok seviyor. Güneşte kalması gerekiyor daha çok çiçeklenmesi ve daha güzel gelişmesi için. Çok fazla suyu sevmiyor. Toprağı iyice kuruduktan sonra sulamak gerekiyor. Bir de bu şu şekilde göstereyim. Normal orkide toprağında değil arkadaşlar. Daha çok Hindistan cevizi torfunda güzel yetiştiğini öğrendim ben. Bu kökler falan açığa çıkmıştır. Ben bunların hep saksını falan değiştim yapacağım. Topraklarını falan kendi toprağıma alacağım. Bu şekilde arkadaşlar bunu çok istiyordum. Geçen sene vallahi o kadar çok aradım. Birkaç yerde sordum. Çok yüksek rakamlar olunca almamıştım. Özellikle çiçek açtığında tam bir görsel şölen oluyor arkadaşlar. Yani mükemmel bir şekilde böyle her boğum arasından koca koca çiçekler açıyor. Bir de kokulu da olunca çiçekler çok daha güzel. Diğer orkideler kadar hani hassas ve narin de değil. Yetiştirilmesinde daha kolay olduğunu duydum. İnşallah tabii ben de yetiştirebilirim güzel bir şekilde. Bir de böyle çilli begonya değil, maculata aldım. Alman begonyası. Arkadaşlar bundan bir tane Trendyol'dan aldım. Bu da yine çok istediğim begonyalardan bir tanesiydi. Trendyol'dan aldım ama kargoda biraz uzun süre kalınca tüm yapraklar dökülmüş ve kurumuş bir şekilde geldi. Şu anda sadece dal olarak duruyor. Bakalım inşallah o da canlanır. Ama bu yine de hani kargoda 2 gün beklemesine rağmen yine de gayet güzel geldi. Maşallah bakalım inşallah çiçeklerini falan dökmez. Herhangi bir sıkıntısı olmaz.
Bunların hep toprak değişimlerini yapacağım arkadaşlar. Daha yeni karpı açtım. Her yer tabii toz toprak oldu. İster istemez ne kadar iyi sarılsa da karpıda toprakları falan dökülebiliyor. Bir de yeni menekşe yaprakları aldım arkadaşlar. Onları da göstereyim size. Arkadaşlar, bunlar da salonda duruyor. Bakar mısınız şuranın haline? Üretim serası gibi. 16 tane yaprak aldım ama aldığım arkadaş sağ olsun genelde ikişerli, üçerli falan koymuş. Hep genelde Picasso yapraklar. Bu şekilde. Bunları ben tabii sera yaptım arkadaşlar. Bir kısmını böyle poşetleri toprak koyup da yaptım. Bir kısmını da şöyle göstereyim. Böyle bardaklarda arkadaşlar, bunları üçerli, bir tane böyle kilitli buzdolabı poşetine koydum. Bu iki tanesi de arttı. Yani poşet kalmamıştı artık. Bu kadar yapraktan. Bunları da böyle bir saklama kabının içerisine koydum. Arkadaşlar, bunları da her gün açıp birer kere günde bir 5 ya da 10 dakika falan havalandırmak gerekiyor. Özellikle şu sıcaklar bitene kadar. Umarım zararsız, ziyansız, güzel bir şekilde yetiştirebilirim bunları da. Yapraklar çok güzel ama arkadaşlar, maşallah çok hoşuma gitti. Dün hemen diktim bunları da. Bu şekilde bayağı fazla sayıda. Tabii daha bununla da kalmıyor. Tekrar gelecek menekşe yapraklarım. Başka bir yerden daha sipariş verdim. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olup desteklerseniz, yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar, ha şu da diğer maculata güya. Böyle hem çok daha küçüktü hem de bakar mısınız hiç yaprak falan kalmadı. Yani geldiğinde kargoda resmen zaten ölmüş gibiydi ama tabii bu sıcaklarda yani çok da bir şey diyemiyorum. Bu şekilde yanlarından sanki minik minik gelecek gibi, bakalım. Umutla bekliyorum arkadaşlar, inşallah ölmez. Çok sıcaklarda da bu şekilde alışveriş yapınca tabii ki büyük bir risk oluşturuyor arkadaşlar. Yani ben de gönderdiğim kargolarda inanın artık kalbim çarpıyor. Alan arkadaşların eline ulaşıp hani fena değil, iyi durumda dedikten sonra inanın o kadar rahatlıyorum ki. İnşallah hayırlısıyla şu sıcaklar geçsin. Çiçeklerimiz için de tabii çok daha iyi olacaktır. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.